Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün nereden başlamalıyız sorusuna biraz cevap aramaya çalışacağız. Çünkü nereden başlamamız gerektiğini doğru bir biçimde belirlemediğimizde yanlış bir noktadan sürecimizi iyileştirmeye çalışırız. Dolayısıyla da o yanlış nokta hiçbir zaman doğru bir istikamette ilerletilemez. Neden? Çünkü yanlış bir yerden başlamışızdır. Hani bu çok meşhur, eğer bir gömleğin ilk düğmesini yanlış düğmelerseniz, diğer düğmeleri ilikleseniz bile en sonunda bakacaksınız ki orada bir problem var. Neden? İlk düğme yanlış iliklenmiş. İlk düğme yanlış iliklenince süreçte ne kadar iyi niyetli olursa olsun, ne kadar çaba içeriyor olursa olsun, ne kadar samimi bir gayret içinde olursak olalım, orada bir problem olacaktır. Neden? Çünkü doğru yerden başlamıyoruz. O yüzden bugünkü konuşmamızın başlığı nereden başlamalıyız? Tabii ki bunu niye gündeme getiriyoruz? Çünkü şu anda yanlış bir yerdeyiz. Yani şu anda bulunduğumuz nokta gerçek kendimize nispetle, gerçek farkındalığa nispetle yanlış bir yerdir. Özellikle de kendimizi tanımladığımız nokta yanlış bir noktadır. Biz sürekli olarak onu doyurmaya çalışırız. Onu doyurmaya çalışırız. Bazen doyururuz. Bazen doyurmuş gibi geliriz. Bize öyle gelir. Ya bu bana kendimi çok iyi hissettiriyor deriz vesaire. Ama en nihayetinde hiçbir zaman kalıcı bir tatmin, kalıcı bir denge, kalıcı bir huzur bulamayız. Neden? Çünkü aslında burada üzerinde oturduğumuz özne hali yanlış bir özne halidir. O öznenin kendine göre bir varlık tanımlaması vardır. Kendini tanımladığı, işte kendimi iyi hissediyorum dediği, iyi hissetmiyorum dediği, şu olursa iyi hissederim, bu olursa kötü hissederim, şu olursa mutlu olurum, şu olursa mutsuz olurum, şu şeyler bana kendimi mutsuz hissettiriyor, şu şey olsaydı kendimi iyi hissedecektim. Hatta günümüzde çokça işlenen böyle kavramlar vardır. İşte kendin ol, kendin gibi ol, işte kendini nasıl hissediyorsan öyle davran gibi kavramlar çok hoş gelir ama sorun şu ki ben henüz kendimin ne olduğunun farkında değilim, ayırdığında değilim. Dolayısıyla hani bir psikopata kendin ol dediğinizde size psikopatlık yapacaktır. Yani ne yapabilir başka? Veya kendini nasıl iyi hissediyorsan öyle davran dediğinizde kendini size küfrederek veya size kibir göstererek, size emrederek kendini iyi hissediyor olabilir. Etrafımdaki herkes benim istediğimi yapsın, o zaman hayat dört dörtlük olur diyen tırnak içinde bir kendiliğiniz olabilir. O yüzden hani bunlar ilk bakışta hoş gelir. Ne kadar güzel konuşuyor falan deriz öyle psikologlara. İşte sana iyi gelen neyse onu yap. Kendini nasıl iyi hissediyorsan öyle davran falan. Böyle hoştur bunlar. Bazen nispi faydaları da olabilir kısmen. Yani diyelim kendini çok aşırı bastırmışsındır. Biraz gevşetirsin. Nispeten bir fayda sağlayabilir. Ama temel sorun görülmemiş olur. Temel sorun şudur. Sen henüz gerçek kendin değilsin. Peki böyle deyince ne oluyor içimizde? Hele de biraz yaşınızı almışsanız, ya bu kadar şey, zaman, ömür, 30, 40, 50 yaşına gelmişim, gerçek kendimde değilim.
Yani bitmiş o zaman benim hayatım yani. Yolun sonuna gelmişiz, hala kendimiz değiliz falan. İyi haber şu ki, gerçek kendinizi hiçbir zaman kaybetmediniz. Yani gerçek anlamda sizden uzaklaşmadı. Hani bazen insan olur ya, hepimizde az çok olur işte böyle cep telefonunuzu veya işte gözlüğünüzü ararsınız. Halbuki gözlük başınızın üzerindedir. Veya cep telefonu cebinizdedir. Hatta ben bazen oluyor böyle. Elimde cep telefonu ve cep telefonu arıyorum mesela. Hani zihnim cep telefonu arıyor, biliyor. Ama aslında bunun gibi aslında biz gerçek kendiliği gerçek anlamda kaybetmiyoruz. O yüzden rahat olmamız gerekiyor. Kendimi bulmalıyım. İşte yıllarca kendimi bulmak için çaba gösteriyorum. Bu kadar germe yani. Bunu geren de sahte bir benlik. Yani kendini arama noktasında veya kendini bulma noktasında veya kendi olma noktasında böyle kaygıya kapılan, gerginleşen, işte bunu çok zor gören, bu gerçekleşebilir mi, yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye soran bir benlik varsa, daha doğrusu bunlar hepsi birer duygu ve düşüncedir. Böyle duygu ve düşünceler varsa sadece bunları gözlemlemekle yetinin. Kendiniz olmayarak. Ha bak burada bir hikaye işliyor. Sahte benliğin kendini bulmak istiyor. Kendini bulamadığı için de biraz kaygılı. De gelmiş de 35-40 yaşına falan işte ne yapacak? Yani bu yaşa kadar bulamamış. O zaman hani hak getire, nerede bulacak, ne zaman bulacak, bulabilecek mi, ya bulamazsa, işte ya bulamazsan ne olacak falan, türlü türlü hikayeler zihninize gelir. Ve siz de eğer bunlara takılırsanız kendinizi bulmaya karşı bir perde üretmiş olursunuz. Biz bütün her şeyden ayrışabilseydik, gerçek tam olarak ayrışabilseydik, kendimizi şu an idrak edebilirdik. O yüzden hani kendimi anlamak için, kendimi bulmak için işte inzivaya mı çekilmeliyim, telefonumu mu kapatmalıyım, işte bütün insanlardan uzaklaşmalı mıyım, işte iyi bir diyet yapmalıyım gibi bir hikayeye ihtiyacımız yoktur. Ama gelin görün ki bu sahte benliklerimiz kendini bilmekle, kendini bulmakla, kendi olmakla ilgili birçok yanlış algıya sahip. Hani ben bazen diyorum, böyle gerçek kendilik hiçbir şeyden zarar görmez, arzusu yoktur, korkusu yoktur deyince bir arkadaş çıkıveriyor, ne diyor? O zaman ben hiçbir şey yapamam ki diyor. Neden? Çünkü sahte benliğimiz bize ne der? Bir şey yapacaksan, yani bir şey yapmak istiyorsan, ya bir arzun olmalı, yani arzu nedir? Bir eksiklik hissettiğin, seni tırnak içinde tamamlayacağını düşündüğün, seni ilerleteceğini, zenginleştireceğini düşündüğün bir şey vardır. Onu arzu edersin. O arzu ettiğin şey için de çaba gösterirsin. Bu bir motivasyon kaynağıdır. Ya da bir şeyden korku duyarsın. O korku, korktuğun şey yani, olmasını istemediğin şey seni bir noktada motive eder. Benim böyle tanıdığım bir arkadaşın anlatımıyla yani diyor, derslere çalışmıyordu. Üniversitede böyle boş vermiş. 5 sene geçmiş, halen 2. sınıfta. Babam dedi ki diyor, oğlum bak yani okumak zorunda değilsin ama hani okumadığın zaman ona göre bir mesleğin olur. Ona göre bir pozisyonun olur. Birilerinin emrinde çalışmak zorunda kalırsın diye böyle baba uyanıkça çocuğun korku mekanizmasına çalışmış. Korku mekanizmasına çalışınca ben diyor hemen diyor bir toparlandım, benim okulu bitirmem lazım. Şimdi sahte benliklerimizin böyle arzuyla ve korkuyla motive olabilen bir yanı var. Yani maalesef ki böyle bir yanı var. Ha bu hani sahte benlikleysen aslında ihtiyacın da olan bir şeydir tırnak içinde. Yani o düzeydeysen bir arzu ve korku işlemesi gerekiyor ki bir şeyler yapasın ya da yapmayasın.
Dolayısıyla bizim şu anda mevcut benlik algımız, yani kendilik algımız hakiki kendilik düzeyinde değildir. Onun bir nevi gölgesi gibi, bir imitasyonu gibi işler. O yüzden bunu hem fark etmeye ihtiyacımız var ki bütün peygamberlerin aslında bizim daha çok tasavvuf literatüründe gördüğümüz ama aslında Kur'an'da bariz olarak geçen bir kavram vardır. Tezkiye. Yüzekki enfüseküm. Yani sizin nefislerinizi temizleyen bir peygamber gelmiştir. Hatta tezkiye dediğimiz, yani temizlenme dediğimiz, arınma dediğimiz şey hikmeti idrakten önce gelir. Yani birisi size hikmeti öğreteceğini söylüyorsa ilk başta bu yararsız bir şey olacaktır. Bu Hazreti İsa'nın deyimiyle bir sürü ayrık otunun ve dikenlerin olduğu bir tarlaya ekin ekmek gibidir. Ekin ekildiğinde ne olur o tarlaya? Evet, o ekinler de biraz çıkar ama o ayrık otları, dikenli bitkiler ne yapar? O ekilen şeyi boğar, öldürür. Onu işlevsiz hale getirir. Yani bir şeyler çıkar ama karışıktır. Siz o tarlayı sürdüğünüzde işte tırnak içinde buğday ekmişseniz biraz buğday da gelir ama onunla beraber zehirli otlar da gelir, ayrık otları da gelir, dikenler de gelir. Siz hepsini hasat etmiş olursunuz. O yüzden Hazreti İsa der ki, tabi kavramın içinde şarap olunca yanlış anlaşılabiliyor. Diyor ki, yeni şarapları yeni fıçılara koymanız gerekir diyor. Biz bunu düzeltelim kendi İslami literatürümüze göre. Bir yemek yapacaksan temiz bir tencereye koyman lazım, değil mi? Şimdi en güzel malzemeleri alsanız, en güzel şekilde pişirmeye çalışsanız ama yemeği pişirdiğiniz tencerede eğer eski yemeğin bulaşıkları varsa, hele hele üzerinden çok zaman geçmişse, küflenmişse veya orada bir bozulma meydana gelmişse, siz en güzel malzemeleri alıp en güzel şekilde pişirmiş olsanız da o yemeği yemek kötü olacaktır. Neden? Çünkü eski ve bulaşık bir tencerede o yemeği yaptınız. İşte aslında bizim de durumumuz bu. Mesela bir şey oluyor, dini anlamaya çalışıyoruz, Allah'ın sevgisini anlamaya çalışıyoruz, Allah'ın nimetlerini anlamaya çalışıyoruz ama neyle anlıyoruz? Sahte bir benlikle anlıyoruz. Allah beni seviyorsa istediğimi yapar diyoruz. Beni kırmaz diyoruz. İstediğimizi yapıyor, Allah beni çok seviyor diyoruz. Ertesi gün yapmıyor, Allah beni sevmiyor diyor. Aslında bu ilginç bir şekilde Kur'an'da geçer. Mesela işte Allah onlara bir nimet verdiğinde onlar Allah bizi lütuflandırdı vesaire derler. Vermediğinde Allah bize ihanet etti derler. Neden? Çünkü sahte bir benlikle bakıyorsun. Allah'ı algılama öznesi, yani sende şu anda mevcut durumda Allah'ı algılayan özne doğru bir yerden bakmıyor. Allah beni seviyorsa istediklerimi yerine getirir. Yerine getirmiyorsa sevmiyordur. Hele hele başkasının isteğini tırnak içinde yerine getiriyorsa, tırnak içinde onun her istediği oluyorsa yani, ne yaparız? Allah onu daha çok seviyor deriz. Neden? Çünkü zihnimizdeki kodlamaları yapan benlik böyle işliyor. Halbuki Allah'ı nereden daha iyi anlayabilirsin? Sana kendi yakınlığını idrak ettirmesiyle daha iyi anlayabilirsin. Sana kendi yakınlığını idrak ettirdiğinde
hayatında yaşadığın en olumsuz bir durumda kalbinde Allah'ı hissettiğinde, Allah var, o yeter diyebildiğinde, o zaman evet ya bak Allah evet seni seviyor. Yoksa Allah'ın bu dünya hayatında verdikleriyle veya vermedikleriyle Allah'ı tanıyorsan, tırnak içinde çocukça bir imanın var demektir. Yani çocuksu bir imanın var demektir. Hani çocuk gibi, işte bana akşam ebeveynim bir şey getiriyorsa beni seviyor demektir. Getirmemişse sevmiyor demektir. Ya babam çalışmış da işte zahmet çekmiş, adam yorulmuş etmiş, o çocuk onu düşünemez. Çocuğun aklı şuradadır. Babam bu akşam bana ne getirecek? Bununla meşguldür. Getirirse mutludur, babası onu seviyordur. Getirmezse mutsuz olur, babası onu sevmiyordur gibi düşünebilir değil mi bazı çocuklar? Bu çocukça bir şeydir. Ya bu çocuksuluk, siz 50-60 yaşına gelirsiniz, 30-40 yaşında olursunuz, gene aynı devam edebilir. Çünkü o sahte benliği değiştirmiyorsunuz, onun üzerinden yaşıyorsunuz, dini de, Allah'ı da, maneviyatı da öyle algılıyorsunuz. Hani çok fazla tartışılır ya, hani Allah bu Müslümanlara niye yardım etmiyor gibi mesela. Hani oraya götürürsen diyorum, bak hani o mantıkla bakarsan, yani peygamberde şunu hiç gördün mü? Taşlandı, 13 sene Mekke'de bir nevi tecrit altında yaşadı değil mi? Bir baskı içinde yaşadı. Birçok kısıtlamaya maruz kaldı. Ama ya Allah bize niye yardım etmiyor? Hesapta biz Allah'ın da peygamberiyiz. Niye yardım etmiyor diye tırnak içinde bir yaklaşım, bu anlamda niye yardım etmiyor diye bir yaklaşım olmadı. Taif'te taşlandı, yine olmadı. Hazreti Yusuf o kadar sıkıntıyı, zorluğu, zahmeti, kaybı, mahrumiyeti yaşadı. Hiçbir yerde Hazreti Yusuf'tan böyle bir serzeniş görmüyoruz. Neden? Çünkü sahte bir benlik taşımıyor. O yüzden hani sahte benliklerinizi görmek istiyorsanız, tabii o araya giren ben peygamber değilim sahtekarlığını bırakmak şartıyla, kendinizi peygamberlerin yaşadığı olaylar, bakın vahiy almayla ilgili demiyorum bunları, böyle sürekli yanlış bir anlamı oluyor bu konularda, hepimizde oluyor. Ya bak peygamber böyle yapmış deyince o peygamber diye hemen çıkan bir otomatik kalıbımız var yani. Ya biz vahiy almaktan ben nasıl vahiy alabilirim, nasıl peygamber olabilirim diye bir bahis açmıyoruz. Diyoruz ki peygamberin yaşadığı olaylar senin başına gelse ne hissedersin, ne düşünürsün, ne yaparsın? Soru bu kadar basit. İster Hazreti Muhammed'i al, ister Hazreti Yusuf'u al, ister Hazreti İbrahim'i al. Onların başına gelen, ama en başta Hazreti Yusuf'u veya Hazreti Peygamber'i referans alabilirsiniz. Ya onların başına gelen olaylar benim başıma gelse ben ne hissederim, ne düşünürüm, ne yaparım? Sonra da Hazreti Muhammed, Hazreti Yusuf ne yapmış, ne hissetmiş, nasıl davranmış, nasıl algılamış, bunu mukayese edin. Bu mukayese neyin mukayesesidir? Gerçek kendilikle sahte kendilikler arasındaki mukayesedir. Bu kadar net. Hani nesnel bir veri üzerinden bakıyoruz. Bunun üzerinden baktığımızda aslında sahtelikleri fark edebileceğiz. Sahte benliklerin ayırdına varabileceğiz. Zaten biz niye bir peygambere inanıyoruz? Çünkü peygamber sana gerçek kendiliği örnekliğiyle gösteren biridir. O yüzden bizim için bir peygamber önemlidir. Bu bütün peygamberler için de böyledir. Hazreti İsa önemlidir. Bak
ne yapmış, ne olmuş, ne yaşamış, nasıl bir algı, düşünce, anlayış içinde olmuş ki bunlar sadece görünen kısmı. Yani Hazreti Muhammed'in biz o iç alemini de tam olarak görmüyoruz. Sadece görünenler üzerinden konuşuyoruz. Hani mesela örneğin Kur'an'da geçiyor Hazreti Yusuf için. Diyor ki onu az bir pahaya sattılar diyor. Satan kim? Kardeşleri. Köle diye satıyorlar. Şimdi ben birinize desem sen kaç para edersin? Yani ya aklınıza birkaç milyon dolar veya milyar dolar gelir. Değil mi? Kendimizi dikkat edin. Artık parayla ölçer hale gelmişiz. Yani beni kimse satın alamaz ama uygun bir fiyat verirse düşünebiliriz. Modunda bir içimizde bir hikayemiz var yani. Anlatabildim. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kendimize karşı samimi olmamız gerekiyor. Mesela ne olsa dürüstlüğümden, adalet bilincimden, ahlaki normlarımdan geçerim, vazgeçerim. Bu sadece parasal bir şey de değil. Ya bakıyorsunuz birileri böyle sizi pohpohluyor, övüyor. Bir anda onların o övgüsüne daha çok mazhar olmak için onların istediği gibi davranabiliyorsunuz. Veya onlara uygun gelmeyeceğine inandığınız ama doğru olan şeyleri o kadar ifade etmeyebiliyorsunuz veya o yönlerinizi göstermemeye çalışıyorsunuz. Neden? Çünkü onların takdirini veya itibar göstermesini kaybetmek istemiyorsunuz. Veya bunu ikili ilişkilerinizde bile düşünün. Ya ben neyi niçin yapıyorum? Hani atıyorum bir kadın olarak kocama kendimi beğendirmek için mi yapıyorum? Yoksa yapılması doğru olduğu için, fıtri olduğu için mi yapıyorum? Veya bir erkek için hani karıma şöyle şöyle davranmayı gerçekten fıtratımın gereği olarak mı görüyorum? Yoksa işte ya kadınlar böyle bundan anlıyor falan işte böyle. Ben bilirim kadınların damarlarını. O damardan girerim, öbür damardan çıkarım. Şey yaparım yani, ikna ederim. Ne yapmış oluyorsun burada? Bir, kendinde bir samimiyetsizlik üretmiş oluyorsun. İki, karşındakine manipülasyon yapıyorsun. Dolayısıyla başa dönelim. Benim gerçekten vazgeçmeyeceğim şeyler nelerdir? Ve bunları niçin vazgeçilmez görüyorum? Çünkü bakın dikkat edin. Gerçek kendiliğin referansları dışsal bir şey değildir. Ya bunu niye yapıyorum? Gerçek anlamda bunun referansı dışarıda değildir. Bunu niye yapıyorum? Fıtratımın gereği. Fıtratım bunu gerektiriyor. Niye seni kandırmıyorum? Çünkü fıtratımın gereği. Niye sana karşı iyi niyetli olmaya çalışıyorum? Çünkü fıtratımın gereği. Bir beklenti yok. Bir hikaye yok. Bir hesap yok. Bir korku yok. Ama sahte benliklerin vardır. Niye sevgiline şiir yazıyorsun? Hadi beğensin, bana daha çok bağlansın. Değil mi? Mesela atıyorum. Niye şu mesajı yazıyorsun? Ya o mesaj onun hoşuna gidiyor falan filan. Bak yani referansın hep dışsal bir şey. Ya kendi içindeki tırnak içinde korkular, beklentiler, arzular. Niye etkilemeye çalışıyorsun? Değil mi? Çünkü etkilemeye ihtiyacı olan sahte bir benliğin var. Etkilemeye ihtiyacı olan sahte bir benliğin var. Tırnak içinde bir sahte benlik gelir arkasına. Ama herkes öyle, bravo sana. Çözdük mü meseleyi? Herkesin öyle olması neyi değiştirir ki? Ama bakın sahte benlik için çok önemli bir argüman değil mi? Herkes öyle davranıyor. Çok makul bir argüman ama sahte benlik için. Hakiki benlik için böyle bir argüman yoktur. İnsanların çoğu inanmayabilir, insanların çoğu sahtekar olabilir. İnsanların çoğu yalancı olabilir, manipülatif olabilir. Bu bir olgudur. Hakiki kendilik için bir ölçü müdür, bir referans mıdır? Hayır, zerre kadar bir değeri yoktur. İnsanların çoğu böyle. Ne demek istiyorsun? Hiç anlamsız bir şey.
Ama kimin için? Gerçek kendilik için anlamsız bir şey. Ama sahte kendilik için, ya evet aslında öyle. Yani ben niye bu kadar dürüst oluyorum ya? Hani ne kazanıyorum bir de yani, değil mi mesela? Bir şey de kazanmıyorum. Oradan da sahte benlik bir gol daha atıyor. Çünkü ne yapıyor? Bir şey yapıyorsan bir şey kazanmalısın. Bir şey yapıyorsan onun nesnel tırnak içinde maddi görünür bir şeyi olması lazım. Karşılığı olması lazım. Dürüst oluyorum da ne oluyor? Bunu kim der? Bunu sahte benlik der. Ama sen bunun sahte benlik olduğunu algılamıyorsun. Makul gibi görünüyor. Birilerine söyleyince de kimse seni şey yapmıyor, uyarmıyor. Ya kardeşim sen neredesin yani? Nasıl konuşuyorsun böyle? Ya, dürüst oluyorum da ne işe yarıyor? Ya, sen kendinde misin? Bir dikkat et ya, herhalde uykudan mı uyanmamışsın? Bu nasıl bir şeydir? Demiyor. Evet ya, hani doğru yani. Bu dünyada dürüstlük ne kazandırıyor? Hiçbir şey kazandırmıyor. Olabilir değil mi? Ben geçmişte hatırlardım. İşte yok, Yahudiler dürüst davranırlarmış. Daha çok müşteri gelsin diye. Vallahi diyorum, eğer öyle o niyetle davranıyorlarsa dürüst değiller demektir yani. Niye insan dürüst davranır? Müşteri kaybetmemek için değil, daha çok müşteri kazanmak için değil. Dürüst olmak fıtratımın gereği olduğu için. Bakın ilginç bir şeydir. Kur'an'da Allah kendi içinde diyor, rahmeti kendi üzerime yazdım. Yani rahmeti sana sevimli görüneyim diye yapmıyorum. Rahmeti ya işte kullarım böyle beni merhametli bilsin, böyle bana yanaşsınlar diye yapmıyor. Diyor ki rahmeti kendi üzerime yazdım. Yani bu benim zatımın gereğidir. Bu ne demektir aslında? İlahi düzlemde bile Allah ne diyor? Benim yapıp ettiğim şeyin temel referansı kendimim diyor. Ben rahmeti kendi üzerime yazdım. Sana şirin gözükmek için yazmadım. Fıtratımın gereği insanlık olarak diyoruz. Allah da kendi üzerime yazdım diyor. Bunu böyle ifade ediyor. O yüzden sahte benliklerimizin neyi niçin yaptığına dikkat etmeliyiz. O yüzden ahlak, tırnak içinde söylüyorum, yani toplumsal bir şey değildir aslında. Yani şu anlamda demek istiyorum. Yani toplum düzgün olsun, kimse kimseye haksızlık etmesin, kimse kimseye kötülük yapmasın diye ahlaklı olmak değildir ahlak. Ahlak içsel bir şeydir. Mesela yalan söylüyorum ama kimse bilmiyor. O zaman önemli değil. Ama bak yalan söylüyorsun, bu anlaşılacak. O zaman korkuyorsun. Bunu ahlaklılık görebilir miyiz? Göremeyiz. O yüzden sahte benliklerimizin üç kağıtçılıklarını keşfetmek zorundayız. Orada da ben üç kağıtçı mıyım diye hemen savunmaya geçmemek gerekiyor. O sahte benlik üç kağıtçıdır. Ben bütün o sahteliklerden özgürleşmek durumundayım. O işte peygamberlerin insanları temizlemek dedikleri şeydir. Biz temizlenmek zorundayız. Davranışsal olarak değil sadece, görünürde değil. Diyelim ki ben niye birinden nefret ediyorum? Niye birine karşı içimde bir öfke, kin, kızgınlık, nefret hissediyorum? Ama bir şey yapmıyorum ki ona. Bir zarar vermiyorum. Ama bak sahte benliğim bunları taşıyor. Ama haksız mıyım diye başlıyor mesela sahte benlik. Buna haksızsın diyecek bir kendiliğiniz var mı? Yok. Yoksa o zaman o sahte kendilik size hükmedecektir. Hocam, vahşiye karşı Peygamber Efendimiz'in, yani sen gözüne gözükme, ola ki kalbin sana karşı bir şey, yanlışlık
bir yanlış bir duygu besler sözü bir sahte benim. Bir de Hazreti Ayşe validemizi veya diğer eşlerini işte Meyracık, Ayşecik, ilk günkü gibi, gördüğüm gibi seviyorum demek orada bir şey mi? Yani konuda nasıl olacak? Evet. Şimdi diyelim ki biz birine sevgi hissediyoruzdur. Ama onun sevgiyi algılama ölçütü bizim ölçütümüz gibi olmayabilir. Ben diyelim ki annemi çok seviyorum. Ama annem bana sen beni hiç sevdiğini söylemiyorsun, hiç bana sarılmıyorsun, hiç elimi öpmüyorsun der yani mesela. Öyle dediği zamanlar çok olmuştur. O zaman ben anladım ki ya ben onu seviyorum ama onun sevgiyi algılama tarzı, formu, şekli benden farklı. O zaman ben onun anladığı dille konuşabilirim. Bu ikiyüzlülük demek değildir. Anlatabildim. O onun anlığı, hani peygamberin çocukla çocuklaş denmesi gibi yani. Bu sadece çocuklarla ilgili de değildir. Karşındakinin haline şey yapmaktır. Duyarlı davranmaktır. Bu başka bir şeydir. Vahşi meselesine gelince de ben o rivayetin tabi biraz hani tam olarak gelip gelmediğinden şüpheliyim ama benim hani bunu çok defa izah etmeye çalıştım. Bir defa daha hatırlayalım. Çünkü önemli ve bizim toplumumuzda çok fazla yaygın. İşte gözüme, peygamber demiş ki vahşi, gözüme gözükme. Hani, yok yok hani böyle. Yerine oturmuyor sanki. Efendim? O yerine oturan evet. Bir peygamberin evet. Söyleyeceği bir söz olamaz. Yani. Şey, Ekrem dediğin bir hoca da mesela. Evet. Şimdi neden hani şuna bakıyorum. Peygamber işte vahşi zannediyorum Mekke fethinden sonra kaçıyor falan. Peygamber ona mektup yolluyor. Hatta bu mektuplaşmalar 3-4 defa işliyor. Yani işte tövbe et gel ama diyor ben çok günah işledim. İşte Allah iyilik yapanların tövbesini kabul eder. O diyor ki ben iyilik yapmadım ki diyor. En son bir ayet gönderiyor. Allah onların bütün günahlarını affeder. Yani şeysiz, herhangi bir bağlam olmaksızın Allah onların günahlarını affeder diyor. Yani iyilik yapar da günahlarını affeder değil. İşte şu nedenle değil, bu nedenle değil. Allah bütün günahları affeder. O zaman geliyor. Şimdi düşünelim. Yani görmek istemedi. Yani bazen olur ya böyle ya iman da yetmesin de hali varsa görsün cehennemin dibine kadar yolu var deriz ya. Ya öyle bir şey yok. Haşa. Bunun %100 tam aksi. Yani peygamber vahşinin Müslüman olması için elinden gelen büyük bir çabayı göz. Yani ya neyse hadi bir mektup göndereyim de günah benden gitsin. Hani böyle bir şey değil yani. Hani neyse söyleyeyim de gerisi ona kalmış. Artık beni ilgilendirmez. Ben vazifemi yaptım gibi böyle bir şeylik de yok yani. Böyle hani istemeye istemeye veya işte tamam vazifemizi yapalım da artık onun bileceği iş gibi değil. Büyük bir ciddiyetle, büyük bir samimiyetle, büyük bir duyarlılıkla onun her mektubuna büyük bir hassasiyetle cevap veriyor. Şimdi böyle bir peygamber şey mi diyecek yani, vahşi gelecek, işte iman edecek ama gözüme gözükme. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. En ihtimal verdiğim, yani böyle bir şeyin en azından temelde bir gerçekliği varsa, ben şuna bağlıyorum eğer varsa. Vahşi Müslümanlara yaptığı, özellikle de Hazreti Hamza ile ilgili yaptığı o şeyden dolayı, işte o Hind'in arzusuyla Hazreti Hamza'nın göğsünü yarıp onun kalbini çıkarması vesaire, hani bundan dolayı çok büyük bir pişmanlık, çok büyük bir suçluluk hissediyor. Yoğun. Buna da geleceğim, bunu nereden çıkarıyoruz? Tabii neyse işte geliyor, iman ediyor vesaire. Şimdi
kendisinde hani Müslümanlara bakarken işte herkes geçmişteki hadiselerden bahsediyor, Uhud'dan bahsediyor, Hazreti Hamza'dan bahsediyor. E o kim? Hazreti Hamza'yı öldüren kişi. Kendinde büyük bir suçlu, büyük bir pişmanlık hissediyor. O yüzden ben size çok defa diyorum, bir insanın yaptığı bir yanlış yüzünden böyle analiz etmeksizin böyle pişmanlık duyması, kendini suçlu hissetmesi bir ego tuzağıdır. Yani kendini suçlu hissetmek de sahte bir benlik tuzağıdır. Çünkü seni oraya takılı bırakır. Ben bunu yaptım, çok kötü biriyim. Halbuki onu senin bir benliğin yapmış. Eğer o benliği fark ediyorsan, ondan da tövbe ediyorsan, hiçbir günah işlememiş gibisin. O yüzden tövbe eden günah işlememiş gibidir. Çünkü günah işleyen sahte benliklerimizdir. Sen sahte benliğini görüp, fark edip bırakabiliyorsan, o günah işleyen sen değilsin demektir. Fakat Vahşi bu durumu tabii kendi içinde bir türlü halledemiyor. Bunun böyle olduğunu nerede görüyoruz? Yalancı peygamberi Müseylemetül Kezzab'ı öldürünce şimdi rahatladım diyor. Bak o zamana kadar hep böyle kendini suçlu hissediyor. Yoğun bir suçlu. Bir de hani Müslüman bir topluluğun içindesin, sürekli bu konu konuşuluyor. Dolayısıyla eğer peygamber ya sen istersen burada fazla kalma demişse, böyle bir şey demişse, yoksa gözüm görmesin böyle bir şey deme ihtimali yok. Ama dediğim gibi yani bir laf 10 defa kulaktan kulağa giderse başka anlamlara gelebilir. En fazla peygamberin böyle bir şey deme ihtimali var. Onu da ne için söylüyor? Vahşinin kendisi için söylüyor. Çünkü Müslümanların arasında kalması sürekli ona yoğun bir suçluluk hissi yaşatacak. O da bunu taşıyamayacak. O yüzden istersen sen çok kalma burada mealinde bir şey söylemiş olabilir. Yoksa gözüm görmesin seni diyebilir mi? Böyle bir şey. Yani işte bakın tarihsel olarak da mevcut veriler üzerinden bile baktığımızda o söz oraya oturmaz yani. Kur'an'ın ruhuna dair. Aynen, zaten peygamber ona hep Kur'an'dan ayet gönderiyor. Yoksa yani peygamberin tırnak içinde şahsi bir derdi, şahsi bir kini, öfkesi olamaz ki. Olmadığını zaten diyorum ya, 3-4 mektuplaşmayla onu sürekli davet ediyor. Çünkü aslında şeyi görüyor, yani bir taraftan pişman ama bir taraftan da dönmekte zorlanıyor. Aslında peygamber onu görüyor yani. Yani bir taraftan çok pişman ama yani benden adam olmaz, benden bir halt olmaz mealinde de böyle bir büyük bir ümitsizlik, karamsarlık, suçluluk duygusu var. Peygamber hem Kur'an'ın ayetleriyle bu suçluluk duygusunu izale etmeye çalışıyor, hem de aslında onun psikolojik olarak aşamadığı bir şeyi daha kibar bir dille ifade ediyor. Yani istiyorsan sen fazla durma. Ya zaten durup bir şey yapacak hali yok yani. Şey değil yani, hani sanki o böyle sürgüne yollanıyor veya tard ediliyor değil. İslam beldelerinde birçok şey var, kalabileceği, yaşayabileceği şey var ve orada peygamber aslında onun aşamadığı, aşmakta zorlandığı o derin pişmanlık ve suçluluk duygusunu rahatlatmak için bunu yapıyor ve dediğim gibi zaten o yalancı peygamberi öldürünce şimdi rahatladım diyor. Yani Müslüman olmadan evvel İslam'ın çok büyük bir kahramanını öldürdüm. Ama Müslüman olduktan sonra da İslam'a zarar vermeye çalışan, zulmeden birine karşı cihad edip onu bir tehdit olmaktan çıkardım diyerek bir rahatlama hissediyor. O yüzden hani dedim ya, böyle bazen peygamberi kendi sahte benliklerimize dayanak yapmaya çalışıyoruz böyle yanlışlıkla. Bak peygamber de böyle yapmış.
Yani önce bir bak, gerçekten o rivayet Kur'an'ın ruhuna ne kadar uygun. Sonra bir bak, onu kime söylemiş, nasıl söylenmiş, hangi makamda söylenmiş. Sen bunu ne için kullanıyorsun? Yani peygamber hanımına nasıl davranmış? Bir bak bakalım, hiç düşünüyorum. Peygamber hanımına böyle davranırdı. Senin hanımın iki tane yüksek sesle laf etse ne yapıyorsun? Hazreti Ayşe neler söylemiş, neler söylemiş. Hazreti Ayşe peygambere bir şeyler söylerken Hazreti Ebu Bekir gelmiş. Yani kayınpederi, yani Ayşe'nin babası. Ne yapmış? Ha bak, baban geldi, şimdi görürsün. Bir demiş, ya Ebu Bekir aramıza girme, sen bize karışma, biz bunu hallederiz mi demiş. Peki peygamberin bu yaklaşımlarından senin hiç payın yok mu yani? Hiç böyle rivayetlerden, böyle örnekliklerden hiç alacağın bir şey yok mu? Değil mi? Veya bir kadın olarak Hazreti Asiye'den alacağımız bir pay yok mu? Yani kocam benim mutluluğumun kaynağı mı veya mutsuzluğumun kaynağı mı? Beni mutsuz eden sensin. Öyle mi diyor Hazreti Asiye? Kocası da Firavun yani. Senin kocan Firavun bile değil yani, değil mi? Ama sen ne yapıyorsun? Mutluluğunu da mutsuzluğunu da kocana bağlıyorsun. Peki Hazreti Asiye sana nasıl örnek oluyor? Ya Rabbi diyor, mealen, deyim yerindeyse. Benim mutluluğum sensin. Benim mutluluğum seninle olan yakınlığımı idrak etmektir. Senin kalbinde bana bir ev yap diyor. 3+1 anlamında değil o yani. Bana bir ev bina et mealindedir literal olarak, ama o mana olarak nedir? Yani ben senin kalbindeki, senin katındaki yerimi bilmek ve bulmak istiyorum. Ben oraya aidim. Ben kocama ait değilim. Ben işte anneme, babama, ilişkilerime ait değilim. Gerçek, asli aidiyetim Allah'tır. Ben Allah'a aidim. Şimdi düşünün, kaç erkek veya kadın bu bilinç içinde, değil mi? Peki niye bu bilinç içinde değiliz? Çünkü sahte benliklerimiz var. O zaman niye evlendim diyor. Ya ne bileyim niye evlendin, onu da sen cevapla diyeceğim geliyor. Hani şaka yolla. Hani ya evlenmenin temeli bile bizde o kadar gerçekçi değil. Beni mutlu edecek birini arıyorum. Abi beni mutlu edecek birini arıyorum diyorsan arama, evlenme de yani. Anlatabildim mi? Yapma bu işi yani. İşte bana kendimi değerli hissettirecek birini arıyorum. Arama. Öyle bir arayışa da girme. Öyle bir algıyla da sakın evlenme. Ne kadar değerli hissettirirse hissettirsin. Böyle bir evlilik olmaz. Ama şimdi ben böyle deyince bile içinizden İsmail Hoca çok ütopik düşünüyor, sallıyor falan. Güzel konuşuyor ama. Şimdi bu nedir aslında? Bu aslında bize şunu gösteriyor. Ya biz yanlış bir yerde duruyoruz. Yani hayatı, varoluşu, ilişkilerimizi yanlış bir özne üzerinden yaşıyoruz. Hani bazen olur ya, böyle bazı hastalıklar olur işte, böyle beyin ameliyatları olur, böyle bazı beyin ameliyatları işte, denir ki kişiliği değişti. Veya bazı açık kalp ameliyatlarından sonra işte kişiliği değişti. Yani biz o fıtri kimlikten, fıtri kendilikten uzaklaşmışız. Bu hepimizin bir şeyi. Yani tırnak içinde alimi başka türlü uzaklaşmış, cahili başka türlü uzaklaşmış, kadın başka türlü, erkek başka türlü, çocuk başka türlü, ergen başka türlü, yaşlı başka türlü. Hepimiz farklı türlerde uzaklaşmışız. Bir alime bakıyorsun, diyor ki beni kimse anlamıyor, benim bütün çabalarım boşa mı gitti diyor. Ya sen hiç mi Kur'an okumadın? Sen niye ilim öğrendin? İlmini satmak için mi? Taraftar toplamak için mi? Ben ne zaman bir sohbet falan, bana ilk sorulan soru şu, kaç kişi geliyor?
Ya diyorum, yemin ediyorum aklıma bile gelmiyor kaç kişi geldiği. Yani ben kaç kişi geldi diye mi bakacağım, değil mi? Benim burada konuşmam en başta kime? Kendime olmalı. Ben kendime konuşuyorum. Kendime konuşuyor olmalıyım. Bu arada siz de dinlemiş oluyorsunuz. Yoksa ben size konuşuyorum, bakıyorum kim anladı, bu anladı, anlamadı. Ya ben boşa şey yapıyorum. Hayır, ben kendime konuşuyor olmalıyım. Bir insanın konuştuğunda ilk ve asli muhatabı kendisi olmalıdır. Hatta bununla ilgili birçok örnek verebilirim. Mesela işte örneğin Bediüzzaman'ın bir sözü aklıma geliyor. Diyor ki, ey kardeş diyor, nefsimle birlikte bu sözü dinle diyor. İlk muhatap nefsimdir. Nefsimle birlikte istiyorsan sen de dinleyebilirsin. Yoksa işte millete anlatıyoruz ama anlamıyorlar ya falan diyorsan sen alim falan değilsin. Sahte bir benlikle ilim satıyorsun. Sen gerçek bir alim noktasında değilsin. İstersen söylediğin her şey doğru olsun. O ayrı bir konu. Ama ya kimse beni dinlemiyor, kimse beni anlamıyor, boşuna konuşuyoruz diyorsan seni dinleyecek insanların adedini arttırma gibi bir problemin varsa veya bununla kendini tatmin olmuş veya tatmin olmamış hissediyorsan veya kendini başka bir alimi ne kadar dinliyorlarla kıyaslıyorsan sen sahte bir benlik üzerinden ilimi öğreniyorsun. O yüzden dedim yani alim başka bir sahte benlikle aldanıyor, cahil başka bir sahte benlikle, ebeveyn olarak başka bir sahte benlikle, çocuk olarak başka bir sahte benlikle. Hani çocukken anlıyoruz ama gelmişsin 18-20 yaşına, halen annem babam beni sevmiyor, bana kıymet vermiyorlar demeyeceksin yani, dememen umulur. Ha, diyor musun? Diyeni göreceksin. Ben de bunu diyen ne? Çocuksu bir benlik bu. Hocam bir alim mesela çok kitap yazmış, ismini vermiyorum, gerek yok ya. Sözü söylemiş. Ya bu kadar emek verdim, bu kadar kitap yazdım ama boşa demiş yani. Kimse okumuyor. Bu neden kaynaklanıyor yani? Bu dört dörtlük bir sahte benlikten kaynaklanıyor. Maalesef. Hepimizin tanıdığı. Evet yani hepimizde de olabiliyor. Hepimizde farklı düzeyde olabilir. O yüzden ne yapacağız? Kendi sahte benliklerimiz üzerinde çalışacağız. Yoksa ya herkes sahte benlik üzerinde o zaman devam. Yola devam. Hani ceza alırsak toplu alırız hesabı gibi egonun sahte bir tarafı işliyor. Veya sahte benlik diyor ki ya bugüne kadar böyle geldik diyor yani. Geldin de neyle geldin ve nasıl geldin bir bak bakalım. Veya ya işte bak şu noktalara geldim. Yani diyelim kitap yazdın, herkes de kapış kapış alıyor. Ne olacak? Yani o sahte benlik başarılı mı anlamına gelir? O yüzden hayatta sizi mutsuz eden, size acı veren, sizi rahatsız eden, sizi daraltan şeylere dikkat edin. Çok önemli bir fırsatın eşiğindesiniz. Ciddi bu. Çok değerli fırsatın eşiğindesiniz. Neden? Çünkü oraya dikkat ederseniz bir sahte benliği bulma şansınız var. O sahte benliği o şeyde bulabilme imkanınız var. O durumu inceleyerek, irdeleyerek, gözlemleyerek bulma şansınız var. Benim hayatımda ilk başımın ağrıması işte bana söz veren bir kızın verdiği sözü tutmamasıyla ilgiliydi. Duygusal bir şeydi yani. İlk defa başım ağrıdı. Ben de baş ağrısı nedir bilmiyorum yani. Ben insanlar diyor başım ağrıyor ama baş nasıl ağrır bilmiyorum. İlk defa başım ağrıdı. Ve emin olun orada ona dikkat ettim. Dedim ya benim başım niye ağrıyor? Burada bir şeyi ben yanlış yorumluyorum yani.
Yani ben seni kandırdım, alay ettim gibi bir mealde bir söz söyledi. Birden başım ağrıdı. Niye başım ağrıyor? Çünkü kendimi onunla olan ilişkim üzerinden, onun sevmesi veya işte biz anlaşıyoruz veya bak aynı yerden bakıyoruz üzerinden kendimi tanımlayan sahte bir benliğim var. Ben orada kadınlara düşman olmadım. Kaç yaşındaydınız hocam? 17, 18 o civarda. Hani kadınlara düşman olmadım. Ya işte bunlar hep böyledir falan filan. Bu hikayeler saçma sapandır. Sahte benliklerimiz kendilerini devam ettirmek için sahtelik üretirler. Ya bize sahte şey işte kadın dediğim böyle. İşte erkekler böyle zaten ya. Onlardan bir halt bekleme falan. Hepsi öküz falan. Öbürü de başka bir şey. Bakıyorsunuz o sahte benlikler hani böyle rahatsız olursunuz ya bazen bir yerde oturursunuz sert bir yerde. Altınıza böyle bir yastık bir şey getirirler. Rahat oturursunuz orada değil mi? Sahte benlikler böyle işlevler görürler aynı zamanda. Sizi rahatlatırlar. Tırnak içinde. Rahatlatmak için sahte düşünce ve değerlendirmelerde bulunurlar. Halbuki orada ben ne yaptım? Dedim ki ya burada bir problem var. Yani o zaman da böyle işte kendilik nedir, insan nedir, insan kendini tanımalı falan üzerine biraz okumalar yapmışım. Biraz onun üzerinden hani ne var oradaki beni sarstı? Daha doğrusu hangi beni sarstı? Biz hep şeye bakıyoruz. Beni ne sarstı? Ya bırak seni ne sarstığını. O ayrı bir dosya. Onu da şey yap, değerlendir. Önemli o. Ne sarstı? Ama daha önemlisi şu. Kimi sarstı? Biz hemen orada cevap yetiştiriyoruz. Tabii ki beni sarstı. Ya onu kastetmiyoruz. Tabii ki seni sarstı da bu nasıl bir ben? Bu nasıl bir ben? Ona bakman lazım. Varlığı ne? Niteliği ne? Kendini ne olarak tanımlıyor? Zayıf mı? Aciz mi? Neyle kendini tamamlayacağını düşünüyor? Mentalitesini, hayata nasıl bakıyor? Hayata dair algısı ne? Neyle mutmain olacağını düşünüyor? Hayatla ilgili algısı ne? Bunlara bak yani. Seni ne sarstığına bak ama kimi sarstığına daha çok bak. O kimi sarsıyor? E beni sarsıyor. Bu değil, bu çocukça bir cevap. Çocuğa da sorsan kimi sarsıyor, beni sarsıyor diyecek. Ama biz sana diyoruz ki o bene bak. Bakın bu kavrama bile uzağız değil mi? O bene bak. Yani hangi bene? Ben işte. Ben bir arkadaşım var böyle benimle dalga geçer. 30 yıllık arkadaşım ama anlatamadım hala bunu. O da onun süreci yani yapacak bir şey yok. Herkesin bir süreci var. Mesela bir şey oluyor, öfkeleniyor. Bak diyorum hangi ben öfkelendi? Bütün hepsi diyor. Ya bak bu bir kaçış yani. Bir bak oraya hangi ben öfkelendi, hangi ben kırıldı, hangi ben üzüldü, hangi ben kendini dışlanmış hissetti, hangi ben kendini değersiz hissetti. Bir bak oraya yani. Göreceksin ki o sahte bir bendir. Ama acele etme, hemen sahte deyip geçmeyeceksin. Bunun bir hikayesi var. Sonra bizi hangi sahte benliklerin düşüncesi aldatıyor? Mesela bir ben diyor ki, ya ben kendimi bildim bileli öyleyim. Ya ben başka bir, bu sahte değil. Bu bildiğin gerçek ben bu. Gerçek ben bu. Neden? Çünkü yıllarca bununla yaşamışsın. Yıllarca bununla kendini tanımlamışsın. Yıllarca bu düşünceler, duygular, davranışlar sergileyen bu beni kendin zannetmişsin. O yüzden sohbetimizin sorusu, başlığı neydi? Nereden başlamalıyız? Eğer sahte benlikten başlarsanız yol alamazsınız. Kısa yollar alırsınız. Hep aynı hikayenin etrafında ister istemez dolanırsınız. Mesela hayatınızı sevilmek üzerinden, işte mükemmel olmak üzerinden, başarılı olmak üzerinden, kendini ispat üzerinden, güçlü olmak üzerinden,
de hayatı hep keyifli yaşamalıyım üzerinden yaşıyorsanız sahte bir benlik sizi ele geçirmiş demektir. Bugün insanlar ya işte bilmem ne teknolojisi üretiliyormuş da işte çipler yerleştiriliyormuş da uzaydan bilmem neler gönderiliyormuş da bizim bilincimize nüfuz ediyorlarmış da ya sen zaten edilmişsin. Sen kendi tarafından hacklenmişsin yani. Sen kendi tarafından sahte bir benliğe liman atmışsın. Sahte bir benliğe demirlemişsin. O senin limanın olmuş. Ben kendimi bildim bileli böyleyim diyorsun. Ben de diyorum ki o zaman kendini bilmeden evvel nasıldın o zaman? Çünkü bu kendimi bildim bileli dediğin şey zaten sahte benliğinin başlangıç tarihi. O yüzden biz çocukluğumuzun eski yani diyelim ki bir yaş içinde, iki yaş içindeki şeyleri pek hatırlamayız. Çok az hatırlarız. Neden? Çünkü orada gerçek anlamda kayıt yapan bir sahte benlik yok henüz tam olarak. Kendimi bildim bileli böyleyim. Ve işte falan zamandan sonra böyle oldu. Tamam bak yani ne etkiyle sende nasıl bir kalıp oluştu? Sen kalkıp o kalıpla devam ediyorsun. Hani benim bazen zikrettiğim bir örnektir, anlamlı bir şeydir. Böyle tanıdığım, akrabam olan da bir zat, bir kişi. Doğumda kalçası çıkıyor. Ama fark edilmiyor, yani anlaşılmıyor. Biraz böyle çıkmış mı, çıkmamış mı falan böyle tereddütleri oluyor. Ama çok dikkat etmiyorlar ve öyle yaşıyor. Ne zamana kadar? 50 küsür yaşına kadar. Ne zaman bunun üzerinde duruluyor? Artık yalpalamaya başladığında. Çünkü yanlış yerde bir yuva açmaya başlıyor ve orayı oymaya başlıyor. Oydukça biz bir süre sonra o ayağın kısa, öbür ayağın uzun olmaya başlıyor. Bu sefer yalpalamaya başlıyorsun. E şimdi o kişi dese, ya ben kendimi bildim bileli böyleyim. Bu referans olabilir mi? Bakılacak kardeşim, bak senin doğarken belki de anne karnında kalçan çıkmış olabilir. Ne yapacaksın? Ya ben hep böyleyim mi diyeceksin? Ben kendimi bildim bileli böyleyim mi diyeceksin yoksa o kalçayı yerine mi yerleştireceksin? İşte bizim durumumuz da buna benziyor. Çocukluğumuzda 2, 3, 5, 10 her neyse bir şey yaşıyoruz. Bir şeyler yaşamış oluyoruz. Oradan bir tırnak içinde söylüyorum. Hani modern tabirlerle bir yazılım işlemeye başlıyor. İşte o yazılım sahte yazılım. O sahte bir yazılım. Oraya dikkat etmen gerekiyor. Yaşadığın olayları bak tanımlayabilirsin. O sahte bir şey değildir. Atıyorum. Annem beni sokağa terk etmiş. Sahte bir yazılım değil. Ama annem beni sokağa terk etti çünkü ben değersizdim. Veya bunu duyduğumda kendimi çok değersiz hissettim. Bak bu sahte yazılım. Bu problem bu. Kendini değersiz hissetmeye başladıysan burada sahte bir yazılım oluştu. Yani kendilikle ilgili ne üretmişsen bu zihninle hepsi sahtedir. Bak seni Allah tanımlıyor. Sana ruhumdan üfledim diyor. Seni kendine nispet ediyor. Kendiyle referanslıyor. Benden geldiniz, bana döneceksiniz diyor. Demiyor ki ana gibi yar olmaz. Değil mi? Veya işte şu olmazsa yaşayamam. Bak bunlar hepsi sahte yazılım. Bütün bağımlılıklarımız, bütün korkularımız, kendimizle ilgili değerli veya değersizlik hislerimiz, yani bir şeye bağlı olan. Yani değerin bir şeye bağlıysa o sahte bir şeydir. O şey değerli de olabilir. Atıyorum, alim olmak değerli bir şeydir.
ilim sahibi olmak değerli bir şeydir. Ya ben ilim sahibi olduğum için kendimi değerli hissediyorum. Sahte bir yazılım var orada. İsterse o ilim Kur'an olsun. Sen onun üzerinden değerlilik hissediyorsan o sahte bir yazılımdır. Neyin üzerinden değerlilik veya değersizlik hissediyorsan o sahte bir yazılımdır. Senin değerini Allah koymuş. Sen niye daha başka bir şeyin üzerinden değer arıyorsun? Benim bir yeğenim vardı. Babası ona demiş ki senden bir halt olmaz. Amca diyor, o söz böyle içime o kadar dokundu ki diyor. Ders çalıştım, babama gösterdim. İşte üniversiteyi de kazandım, onu da bitirdim. Şimdi bu görünürde iyi bir şey gibi. Ama yanlış, sahte bir benlik. Yanlış bir yazılım. Ama iyiye hizmet etti gibi. Bir kere iyiye hizmet eder, 10 defa da kötü bir şeye hizmet edecektir. Başarısız olduğunda kendini çok kötü hissedeceksin. Ve sürekli daha başarılı olup kendini ispat etmeye çalışacaksın. Başarılı olamayınca başarılıymış gibi imaj çizeceksin. 40 tane hikaye başına bela olacak. Yani o sahte benlik bir üzüm yedirir, 100 tokat vurur sana. Ya sevilmek bana kendimi değerli hissettiriyor. İyi kardeşim, o zaman belanı buldun demektir. Peki sevilmek kötü bir şey mi? Hayır, fıtri bir şeydir. Ama sen sevilmek bana değerliyse, peki sevilmemek değersiz. Sen ne yaptın? Kendini bir kısır döngünün içine soktun. Sevilmek değerli, sevilmemek kötü. O zaman sevilmek için sürekli çaba göster. Sevilmemek korkusuyla sürekli bir yanın kaygı duysun. Bak sen ne yaptın? Yanlış bir yazılıma kendini mahkum ettin. Veya bir şey olmuş, kendini beceriksiz hissetmişsin. O yazılımı ömür boyu devam ettiriyorsun. Benden bir halt olmaz. Veya bir şey yapmaya çalışırsam ve yapamazsam kötü olacak, en iyisi hiçbir şey yapma. Bak bütün bunlar hepsi yanlış yazılımlar. Modern psikoloji ne yapıyor? Biraz yanlış yazılımları düzeltmeye çalışıyor. Ama gerçek yazılımı koymuyor. O da başka bir sahte yazılımı sana şey yapıyor. Ben bir psikiyatrist, bir psikolog görmedim ki insanın varlığı kendindendir, değeri kendindendir. Diyor ki kendini bulmak için mutlaka birine ihtiyacın var diyor. Ya ne yapacağız yani? Ömrümüz birilerini aramakla mı geçecek yani? Böyle bir şey olabilir mi yani? Ya sen beni neye mahkum ediyorsun? Böyle biri vardı ya dedi, İsmail dedi, böyle ben herkesin sevmesini diye. Bir insan sevsin yeter. Bir insan yeter bana. Yani şimdi bu çözüm mü? Değil. Sen bunun arayışında buldun, kaybetmemeye çalış. Bir de buldun ya, ego, sahte ego şey der sana, bak buldun kaybetme. Ne pahasına olursa olsun. Seni bağımlı hale getirir, mahkum hale getirir. Kendini iyice yıpratırsın, sonra içerideki bir sahte benlik yeter ya der falan filan. Oradan bir kavga çıkarırsın. Ömrün bu ikilem içinde gider. Neden? Çünkü yazılımda problem var. O yüzden hani var ya bilgisayarlarda ne diyorlar? Resetleme mi diyorlar? Hani format atmak. Tabii keşke bilgisayarlara format attığımız gibi psikolojimize de, sahte benliklere de format atabilsek. İşte aslında o sahte benliklere format atanlar peygamberlerdir ve onların izini takip eden kamil insanlardır. Aslında işte onlar bize format atmanın yöntemini gösterirler. Yoksa onlar format atmıyor. Herkes kendine format atabilir. Sana o yolu gösterir. Sana hangi yazılımın sahte olduğunu, hangisi ilahi yazılım? Hani Kur'an'da bir ayette geçiyor ya, Allah'ın boyası ne kadar güzeldir diyor. İşte Allah'ın boyasına tekrar dönmek durumundayız. Biz şu an Allah'ın boyasında değiliz. Sahte benliklerin boyasıyla boyanmışız. Allah'ın boyasına ihtiyacımız var. O
İşte format atıldığında sende var olan şeydir. O dışarıdan gelen bir şey değildir. O boya sende şu anda da mevcuttur. Ama o sahte şeyi atman koşuluyla onu görebilirsin. Bunu anlayabildiğimiz zaman, oradan başlamaya çalıştığımızda, diyeceksiniz ki biz şu an orada değilsek nereden başlamalıyız? O sahte benlikleri ayıklamakla başlamalısın. O yüzden size bir peygamber gelmiştir, o sizi temizler, kitabı ve hikmeti öğretir diyor. Sıralama böyledir. Önce temizler, sonra kitabı ve hikmeti öğretir. Sen temizlenmeden kitabı ve hikmeti öğrenemezsin. Onu sahte benliklerinle öğrenirsin. Onların üzerinden algılarsın. O yüzden kutsal metin peygamberleri tarif ederken onu hatırlatıyor. Hatta yanılmıyorsam Hazreti İbrahim'in bir duasında mı veya bir peygamberin duasında işte kitabı, hikmeti öğreten ve temizleyen bir peygamber zürriyetinden gönderdiğince cevaben gelen ayet sıralamayı düzelterek söylüyor. Yani senin zürriyetinden nefisleri temizleyen, kitabı ve hikmeti öğreten elçiler gelecektir diyor. Sıralama çok önemli. Nereden başlamalıyız? Yoksa ben senden daha iyi biliyorum. Biz Allah'a çok daha yakınız. Allah beni çok seviyor. Allah seni sevmiyor. Veya Allah istediğimi yapmıyorsa beni sevmiyor demek ki. Hikayelerine gireriz. Veya Allah niye beni muvaffak etmiyor? Sen neyi muvaffakiyet olarak algılıyorsun ki? Neye muvaffakiyet diyorsun? Kitap yazmışsın, en çok satanlar listesinde yer almasına mı muvaffakiyet diyorsun? Son olarak bir meczup vardı bundan 25-30 sene önce. Böyle ilk kitabımı yazmışım. İşte biraz sohbet ettikten sonra orada kitabı gördü. İşte bu kitap senin mi dedi. Evet dedi, ben yazdım. Şöyle baktı, karıştırdı. Sorusu şu oldu. Bak nereden başlıyor. Dedi ki bu kitaptan Allah razı mı dedi. Ben de öyle kala kaldım. Kaç sattı? Kaç ayda yazdın? Zor olmadı mı? Bilmem ne. Bir sürü soru var değil mi? Dedi ki bu kitaptan Allah razı mı? Ben de böyle bir afalladım. İnşallah razıdır dedim yani. Ama soru beni çarptı yani. Soru önemliydi. Nereden başlıyor? Bak, bir kitap mı yazıyorsun? Allah bundan razı mı? Yani bu kitaptaki bilgi insan fıtratına, insanın yaratılış kodlarına uygun mu? Yani Allah razı mı? Nereden bilelim falan gibi böyle şeyi kastetmiyoruz burada. Yani bu insanın fıtratına uygun mu? Ve sen bunu hangi niyetle yazdın? Buradan bana soru soruyor adam. Ama adam hiçbir kitap okumamış. Yani dini bir eğitimi yok. Dini sohbetlere katılmamış. Ama buradan bana soru soruyor. Neden? Çünkü doğru yerden başlamanın bilgisine sahip. Evet, teşekkür ederim.